Bir diğer sorumuz hocam. Bir insanın zihninden günde ortalama 60 bin düşüncenin geçtiği ve bu düşüncelerin %95'inin önceki gün düşündüklerimizle aynı olduğu doğru mu? Doğruysa normal mi? Doğru, normal. Teşekkürler. Neden? 60 bin, o genellikle 70 bin diye söylenir. Bunu zaten sayısını saymak mümkün değil. Bu çok ortalama, çok farazi bir rakam. Söylemeye çalıştığı şey şu aslında. Beyin sistemi kendi kendine örüntüler üreten çok kompleks bir sinirsel ağdır. Aslında beyin sistemi dediğimiz şey o. 86 milyar yaklaşık hücre. Birbirlerine her bir hücre 10 bin ila 100 bin kadar farklı bağlantı yapacak şekilde böyle akıl durdurucu bir ağ oluşturur. Bu ağ ise ancak aralarında haberleşerek hayatiyetini sürdürebilir. Bu haberleşme sisteminin de... Bak beyin var burada. Hatta şöyle kırayım. Evet. Beynin şu dış kısmı, bizim işte düşünen, algılayan falan kısım. Şu ortada bulunan kısmı, şurada böyle erik gibi bir parça vardır. O da talamus. Talamus sürekli beynin her tarafına der ki ne haber, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyidir, ben nasılsın, ne yapıyorum. Devamlı böyle bir iletişim var. Buna talamokortikal konuşma deniyor. Bu konuşma şunu yapar. Her türlü bilişsel işlemimiz, hafızadan algılamaya, düşünceden hayale, korkudan refleks tepkilere kadar her şeyin indeksinin burada olduğunu düşünün. Bu haberleşme hepsini ufak ufak harekete geçirir. Burada arkadaşlarımızın isimleri çıkar, 10 sene sonra ne yapacağımız çıkar, küçüklüğümüzde olan bir şeyler çıkar. Devamlı yüzeye çıkıp çıkıp kaybolan işte bu kaynayan sudaki baloncuklar gibi bir şeyler dönüyor içeride. Düşünceler de, aklımıza gelen o düşünce parçacıkları da bunun bir sonucu muhtemelen. Ve bu sistem belli kalıplar üzerinden çalışıyor. O yüzden bir gün önce düşündüğüm şeyle bir gün sonra düşüneceğim şeyler genellikle aynı zihinsel kalıpların devamlı işletilmesine bağlı olduğu için evet stereotipik düşünceler üretiriz ama bu o kadar işte tamam her gün aynı şeyi düşünüyoruz diye geçilecek bir şey değil. Olumsuz düşünceler, travmalar, korkular ya da negatif sonuçları olabilecek hevesler, tatmin edilmemiş arzular aynı şekilde sistemin içinde dönüyor. Ve şu beynin bir özelliği var. Ne işletiliyorsa o kuvvetleniyor ve daha etkili hale geliyor. Beyin bağlantısı düşünceye göre şekilleniyor. İşte bu yüzden insanın kendisini dinleyip o spontan olarak oluşturulan düşüncelerin farkında olması için beynin şu ön tarafının özel bir eğitimden geçmesi, bütün bu sistemi yargısız biçimde izleme kabiliyetini elde etmesi lazım. Bu işte durma, düşünme, tefekkür, meditasyon, farkındalık falan denen durumlarda yaşadığımız hal. Niye herkes bunu yapamıyor? Niye işte bir saat tefekkür, bin sene ibadetten hayırlı? İşte çok zor yani. Çok zor böyle. Herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden ciddi, yani bu organın düşünmesi zor değil. Ne düşündüğünü fark edebilmesi zor ve düşüncesini odaklayabilmesi zor. O yüzden evet hemen hemen her gün aynı otomatik davranışlarla yaşıyoruz. Bu döngüyü kıramadığımızda da diyoruz ki bunlar niye benim başıma geliyor? İki günü bir olan. Zarardadır. Aynen öyle. Ya da diyorsun ki mesela her sabah önce lanet olsun bu ülkeye refer ediyorum buradan gideceğim. Aynı patern tekrar ediyor. Güzel düşünceler dilerim herkese. Beyin.